Evet efendim, piramit pastayla başlayacağız. Yanlış duymadınız, Mısır'ın o meşhur piramitlerini bugün Nermin Öztürk'le Serpil canlı yayında yapıyor. Biz onu yapmayacağız ama biz tam olarak evin çatısını olsun, yapacağız. Olsun piramit. Tabii piramit olsun. Piramit. Olsun. Piramit diyoruz Serpil, Mısır'a sultan olacağız. Hadi bakalım. Bence oluruz. Altyapı var. Güzel tarifler var. Gideriz beraber yemek yaparız orada sultanlara. Olmadı diyorsun. Olmadı yaparız yani. Hadi hayırlısı inşallah. Bence olur Serpil. Niye olmasın Nermin? Bizim evimiz eksik, Allah vermesin. Piramit pasta için gerekli malzemeler ekran başına gelirken efendim 2 adet kakaolu bisküvi ve 1 çay bardağı süt arası için efendim 1 paket krem şanti, 2 adet muz. Süslemek için ise çilek, nane yaprakları ve pudra şekeri. Günün en pratik, en güzel, en rahatlıkla hazırlayabileceğiniz tatlısına geldik. Görüntü itibariyle sosyal medyayı gerçekten sallayacak, lezzetiyle olay olacak bir tarif. Sütü dökeriz diye şey ettirdim. Tamam, sen sağ ol canım benim, çok düşüncelisin. Su bardağı vermedim, bilerek çay bardağı verdim. Ama bence verdim. Bunun üstüne bir streç açalım. Sütle ıslattığımızda ister istemez yapışır, kırılır. Mantık, tamam. Hemen geliyorum. Mukavemet göstermediğin için teşekkür ediyorum. Yok canım, ne münasebet. Şantimizi çıptık, hazırladık zaten. Geçen günkü pastamıza benzemez değil mi? Yo yo, o bir kazaydı. Özlem'imin canı sağ olsun, ne yapayım. Ama o Özlem'in suçu değildi. O sıcak kekte kaydı Serpil'im. Kaydı. Hiçbir şey olmaz, taş gibi verdim eline ben onu. Evet, sen taş gibi verdin ama olan oldu. Şimdi. Ah 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 Serpil'cim, böyle hayat işte. Hayat be, olsun. Dur Serpilko. Bir söz vardı biliyor musun? Ne? İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sevmeye başladı. Öyle bir söz mü var? Evet. Ha. Çok güzel değil mi? Güzel yani. Olsun be, öğrenmenin yaşı yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ben eskiden çok korkardım. Neden? Böyle köpeklerden, şeylerden. Şimdi korkmuyorum. Ha, bir cesaret geldi. Aynen. Onlar, ben insanlardan daha çok korkuyorum şimdi. Onlara böyle yaklaşıyorum mesela. Vallahi o kadar sevgi dolular, o kadar böyle enerjileri güzel ki stresimi alıyorlar vallahi. Sen de köpeği seviyorsun. Ben severim zaten. Sen kediyle pek aran yok. O da tüyünden ötürü canım. Yoksa severim. Üçlü mü yapalım? Üç. Evet. Üç. Tamam. Üçlü gidiyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Efendim burada bakın teknik çok dikkatli gitmeniz gerektiriyor. Ortada tek kat olacak. Kenarlarda iki kat şeklinde gireceğiz pastamızın sunumuna. Ortada çilek ve muzdan oluşan bir karışım olacak. Şöyle özellikle şunu söylemek istiyorum. Çok pratik olması bizim zaten şöyle... Bir de bu kolaylaştıracak arada, hayatımızı. Çok büyük keyif alacaklar çocuklar. Lütfen bunun finalini görün. Nefis bir pastamız olacak. Nefis. Nefis ötesi hatta. Şöyle. Bir, iki, üç. Bence yeterli. Bir tane daha geçtik mi? Ya 5 tane evimiz olsun Nermin. 5 tane mi olsun? Tabii 5 olsun çatımız. Tamam. Bir tanesi. Şöyle bak, sana doğru yukarı doğru alıyorum. Dur aşkım. Bence gerek de yok biliyor musun? 4 tane de olurmuş. Ne kadar büyük o kadar... Yetiyor her şeyimizi, ondan ötürü şey ettirdim. Tamam. Dört tane evimiz yeter. Allah bin bereket versin. Evet. Şöyle şimdi bu aşamada... Ben sıvama aparatımı da alayım. Yo şey çık öylesin ha. Bence gayet iyi. İnce bir tabaka sürüyorum kıymetli izleyenlerim. Burada bir spatula ki bu bile sıvama... çok olmuş Nermin'cim bak. Evet, pasta şeyiyle. Ama çok da şey ince olursa bu sefer tadını alırız. Evet, şöyle koyuyoruz. Yalnız eller karıştı. Bir yerden sen, bir yerden ben, bu güzelce donması da gerekiyor ya. Hızlı atalım da bence. Hemen dolaba atacağız. Çünkü bugünkü tariflerimiz efsane. Sıradaki tarifimize hayran kalacaksınız. Ortasını boşluk bırakıp yanlarını örecektik. Aa evet. Pardon. Hemen yumuşamadan aldım. Ekmek yapacağız. Sırada bir ekmek, keten tohumlu bir ekmek tarifimiz var. Nohutlu mu? Bir de en önemlisi çok sağlıklı bir ekmek tarifi olacak. Nohutlu falan böyle. Damaklar şenlenecek efendim. Bugün Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda yok yok efendim. Evet. Şimdi buraya sen şey koy, ben sana iki tanecik de şey vereyim, çilek. Şimdi burada bakın şu kenarlarını.
Şuraya alalım sadece, o kadar yeter bize. Güzelce. Sadece burada bir boşluk bıraktık. Bu kısım ben, çok önemli. Birkaç tane koyacağım. Sen onları uzat oraya doğru Nermin'cim. Ben böyle yapmak istiyorum bunu. Hı, evet, bastır kırılsın, bir şey olmaz. Şöyle. Hı, mis. İki tane muzumuz vardı. O da yetti. Bak görüyor musun? Evet, tam geldi. Şöyle. Şöyle. Burada piramit görüntüsünü şimdi dakikalar sonrasında sizinle sağlamış olacağız. Şuralarda biraz şanti geçeyim mi? Tabii tabii. Tabii yapışsınlar. Dört tane evimiz oldu değil mi? Hı. Şuraya birazcık daha çilek getireceğim. Dört porsiyonluk bir pasta. Hatta yumuşayacak sütle ıslattığımız için daha da ince kıyabilirsiniz. Hı. Şöyle. Şuraya koyayım, bu da kime gelirse, kimin kısmetiyse. Ben bunu ilk sosyal medyada bu tarz bir pasta yapmıştım. Hı-hı. O kadar çok sevilmişti ki. Ama daha böyle yeniydi o zaman. 2016-2017 yıllarında çok izlenmişti ve bir ara çok gündemde olmuştu bu pastalar. Öyle şu an gayet iyi oldu. Özellikle ince tabaka şeklinde sürüyorum ki rahatlıkla sarabilirsiniz. Karşılıklı mı alalım? Evet, şöyle. Dur, şöyle. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, yapıştı mı? Evet. Oh, oh, tamam. Şimdi göstereyim nasıl yapıştığımızı. Yapıştır, yapıştır. Sonra ben onun yanının duvarlarını sıvayayım. Görüyor musunuz şu an? Piramit görüntüsünü dakikalar içerisinde elde ettik. Evet. Bence biraz dolaba verelim, donsun. Sonra sıvayalım. Bu da biraz daha sertleşir. Hı. Sonra sıvayıp servise alırız. Tamam, o zaman şu spatula ile şey yapalım. Şuraya bir geçelim tepesine. Yapışsın yani bak, hı-hı, çünkü şu an yumuşak. Gitsen bakalım aşağıya. Onu bir aşağı indirsen. Şu an onu kapatırsak tam istediğimiz görüntüyü elde edeceğiz. Dolaba biraz gönderelim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Sonrasında kesip. Sonrasında sunum sizinle olacak. Çok güzel olacak. Serpil Hanım bunu alırken ben de buraları toparlıyorum. Kaçırmayın ne olur. Sadece bakın dakikalar içerisinde çok rahatlıkla hazırlayacağınız bir pasta yaptık. İkinci tarifimiz efendim keten tohumlu bir ekmek tarifi olacak. Şöyle söyleyeyim, diyet yapıyorum ama ekmek olmadan doymuyorum. Ekmeksiz yemek bana göre değil diyorsanız şimdi yapacağımız bu ekmekle rahatlıkla diyetinizi tamamlayabileceksiniz. Sandviç bile yapıp sabah kahvaltıda tüketebileceğiniz bir ekmek olacak. Bir de biliyorsunuz ki keten tohumunun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Burada inşallah şimdi yaparken ben bahsedeceğim. Sindirim sistemini kuvvetlendiriyor, daha iyi çalışmasını sağlıyor ve nohuttan yapacağımız için, içerisinde hiç un kullanmayacağımız için sizin için de ekstra daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. 2 su bardağı haşlanmış nohut, 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı keten tohumu, 1 paket kabartma tozu, tuz, yarım limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, üzeri için ise çörek otu ve susamdan destek alacağız böyle güzel gözükmesi için. Şimdi bu rondo lazım bana. Rondonun içerisinde sadece dakikalar içerisinde tık 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 yapacağız. Şekillendirip fırına vereceğiz. Şu kabı mı versem sana Nermin? Bunda daha mı rahat geçiririz? Şuna ne diyorsun böyle? Olur. Mu? Onda da yapabilirim. Aynı şey. Tamam, nasıl istersen. Aha. Rondonun altı yok mu bizim? Şimdi burada bakın nohutumun üstüne yumurtalarımı kırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nohut haşlandı. Unsuz munsuz. Nasıl şöyle olacak? Çok yumurtalar merak ediyorum. Üzerine geliyor, kırılıyor şöyle. Evet. Üzerine zeytinyağını gezdiriyorum. Bakın. Keten tohumunu ekliyorum ama onu birazdan ekleyeceğim. Keten tohumu bu arada tansiyonunuzu da düşürüyor. Bilginiz olsun. Hani yüksek tansiyonunuz varsa. Kabartma tozunu ekledim. Bir miktar tuz ve kanserden de uzak tutuyor. Yani aslında istediğimiz ne biliyor musunuz? Sağlıklı beslenip inşallah hiç yakalanmamak gerçekten. Bir de vücuttaki iltihabı da keten tohumu azaltıyor. Özellikle romatizmal enfeksiyonla iltihaplanma falan oluyor ya, çok iyi geliyor. Bu arada şey, bu biz hanımlar için de çok önemli bir şey. Hı hı. Keten tohumu. Menopoz sonrasında bu hani kemik erimesi vesaire, hı hı, onlar için de çok şeymiş Nermin. Hı hı. Ben böyle mümkün olduğunca tüketmeye gayret ediyorum ki. Çok doğru. Salata üzerinde falan çok kolay oluyor. Hemen hop salatalarınızın üzerine serpiştirin. Tüketin. Bakın kabartma tozunu üstüne koyduğumda, bunu yakından çekebilir miyiz? Kabartma tozunu üzerine koyduğumuzda köpürmeye başladı. Nohutta da
K vitamini bulunuyor. Evet. Nohutun içindeki K vitamini kemiklere çok faydalı ve kalsiyumumuzu yükseltiyor. Bunu da bildireyim. Yani nohut yemek aslında gerçekten sağlık açısından da yine çok faydalı. Atayım mı keten tohumunu da? Tabii. Yap, sen ben yapacağım sana. Keten tohumunu zaten kendi yapışkan bir şeyi var böyle. Hı. Suda bekledikçe jölemsi hali var. Şimdi o onun koyuluğunu ve kıvamını sağlayacak. Aslında ekmek görüntüsünü de sağlayacak. Bunu bununla dağıtırız. Mantıklı. Evet, jöleler... Evet efendim, keten hazır. Keten biraz daha esse miydik acaba? Ha, iyi mi diyorsun? Yani... Bir tık daha onu ben... Ezildi ama bayağı. Tamam, ezildi diyorsan okey. İyi. Şöyle çıkartıyorum. Böyle namaza durunca aklına böyle başka şeyler gelir. Böyle bazen bir şey yaparken dikkatin dağılır falan, biliyor musun? Ben alayım. Ay. Yemin ederim şu an onu yaşadım, biliyor musun? Dejavu oldum böyle. Gülüyorum ya bazı şeylere. Ne yapayım? Bu da insanoğlunun kaderinde olması gereken şeyler herhalde. Böyle insanlar, böyle görmeye, kişiler öğrenmeye olacak ki biz de hayata tutunabilelim. Yoksa her şey güllük gülistanlık olsa burası temiz efendim. Bilginiz olsun. Her şey güllük gülistanlık olsa hayat ilerlemez, değil mi Serpil? Yani kötüyü göreceksin, iyinin kıymetini bilelim. Yanlışı göreceksin, doğruyu öğrenelim. Tamam. Böyle kendimize şey çıkaralım. Allah yine kötü göstermesin de bize fazla, ne yapalım. Şimdi gelelim ekmeğimizi şekillendirme kısmına. Serpil'cim şuradan tutar mısın sana zahmet? Dur ben sana şey yapayım, biraz büyük keselim. Okey. Burada bakın böyle bir tart kalıbımız var. Bu tart kalıbının içerisinde tek kullanımlık kağıtlarımızı açtık ki çıkarken çok rahat çıkabilsin. Bunu çok fazla doldurmadan bismillahirrahmanirrahim içerisine koyuyorum. Az daha alır sanki ha? Şöyle mi? Biraz gelsinler yukarı yukarı. Bakın bir sıkma poşetiyle çok rahat hareket edebiliyorsunuz, bilginiz olsun. Sağ solu kirletmeden diyelim. Evet ya, öbür türlü çok yapışıyor bu tarz. Bak ben yaptım orada. Şimdi böyle terim Hüseyin Hoca, şimdi dedik o elini. Ne iş var Serpil ama. Şöyle. Dayanamat. Bir tane daha yaptım Serpil. Aman Ermi. Hüseyin Hoca ile kavga edeceksiniz. Hüseyin Hocam sunucundan ötürü. Bence bunu doldururum bu kalanla. Onu zaten doldurursun. Şurada iki tanecik yavrum kaldı bak, görüyor musun? Ne gördün çok? Ah! Niye onu elledin? Neden elleme gereği i̇şte, duydun? Şurası dururken şurayı şey ettim. Kaşıkla alayım ben. Tüh 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 tüh. Tüh tüh. Ben seni tüh tüfletmem. Dedim ki şurada dursun. Sen hiç paylaşım yapmıyorsun. Çok kıymetli yapımcım diye. Uçuşa geçiyoruz ya falan. Yaparım. Ha? Yaparım, yaparım. Sen de yap Serpil artık. Kekin içine yaban mersini koymuyoruz hocam. Yok bunda yaban mersini. Ha, biraz daha sıksana. Bunun içinde keten tohumu var. Ay. Bu ekmek olacak bu arada. Unsuz bir ekmek. Hüseyin Hocam biraz sonra gelir. Bize bunun içine mısırını koyalım diye. Oo, bak ne güzel. Aha. Peçeteyi alabilirim tabii. Buyurun tabii. Serpil Hanım. Oldu, size iyi günler. Şimdi burada böyle... tamam. Oh. Kadir'e burada efekt yaptım. Şimdi şöyle acık çörek otu serpiyoruz. Çörek otu sindirim sistemini hızlandırıyor. Magnezyum içeriyor. Geçen de bahsetmiştim. Gerçekten ciddi anlamda bu şekilde hamur işlerinin üstünden ziyade diyorlar ki efendim salatalarda ve yemeklerin üstünde mutlaka tüketilmesi gerekiyormuş. Bilginiz olsun Serpil. Tabii. Ne oldu Serpil'im?
Orada maşallah. Olsun. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına ekmeklerimi verirken diğer tarifimiz efsane bir tarif. Nermin, parmaklarını yiyeceksin. Gel canım benim. 200'e getirdim. Evet, önceden ısıtılmış. 200 derecede güzelce pişiyor efendim. Şimdi parmakları yedirtecek bir tarifimiz var efendim. Sebzemizin bol olduğu bu güzel günlerde. Gelin bakalım neler yapıyoruz. Hadi bakalım. Oy 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 oy. Lay lay lay. Efendim. Parmak yiyeceğiz. Parmak yedirten kemikli et tava efendim. Bak. Dolabınızda kemiğiniz varsa, kurbanınızdan kalmışsa, bu kemikleri ne yapsam diye düşünüyorsanız, hı hı, kenara kaburgadan ayırmışsınız da bu tarifi tam sizlik. 1 kilo kuzu kaburgamız var, kemiği sadece. 3 adet kapya biber, 4 adet yeşil biber, 3 adet domates, 4 diş sarımsak, tuz, kırmızı toz biber, kekik, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, sebzelerin baharatları için kırmızı toz biber, kekik, pul biber, karabiber ve tuz. Şimdi kaburgalarımızı alıyoruz. Hep bununla dolma altına yaparız Nermin. Yakından gösterelim. Bugün de dolma altına koymayalım. Dolma altına koymayalım. Hı. Bir eldiven alayım ben. Tabii. Kaburgalarıma bir masaj yapayım. Benim de kaburgalarım çok ağrıyor. Bir gün de sen bana masaj yapsana. Ay. Vallahi bak. Düşünsene, onları gördüm böyle kemiklerim sızladı. Ya. Vallahi. Dur ben yarın şey yapayım da bari. Ha. Aynen, bir masaja gitsek fena mı olur? Yapacaktık da işte yayın hiçbir şey götürmüyorsun sunucuna. Olsun, gideceğiz. Şöyle yağ döküyoruz, çok hafif. Çok fazla dökmüyorum. Zaten kaburgalar yağlı. Toz biber, kekik, pul biber, tuz ve karabiber. Hayat, beni neden yoruyorsun? Ben böyle de bazen şarkı söylerim sesimle. Ya. Karga birazcık ama olsun. Evde kimse duymuyor. Şöyle kaburganın kemiklerine masaj yaparak baharatları yediriyoruz. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Dolabınızda biz kuzu kullanıyoruz ama olabilir başka büyükbaş hayvanın da kaburga kemiği olabilir. Ya da ayırmış olduğunuz kemikleriniz olabilir. Onları burada kullanabilirsiniz efendim. Değerlendirme yapabilirsiniz. Bakın normal kemik bunlar. Üstünde çok azıcık eti var. Şöyle lezzetlendirecek. Parmaklarını yersin biraz da. Kuzu kuzu. Koktu. Evet, burada marinasyonunu yaptık. Beklerken Serpil halka halka doğruyor. Ben de onları yerleştirmeye geçeceğim. Şöyle ki kıymetli Beyaz TV izleyicileri, bugünün menüsünde işte bizim böyle bir yemeğimiz var. Bunu yapamıyorsanız da tavuğun da şey kısmını kullanabilirler, pirzola kısmını bu yemekte. Tabii canım, ben bunları halka mı yapayım, kuş başımı doğrayayım acaba? Bence her şeyi halka yapabilirsin. O zaman bütün hepsi şöyle halka şeklinde ilerleyebilir. Bandır bandır ye. Evet, ben de şu kapyaları alayım. Her şeyi böyle halka yapalım. Şöyle. Benimkiler evet, biraz yarım halka oldu ama olsun. Senin canın sağ olsun. Öyle uygun görmüşsün demek. Soğanlarımızın üstüne kapyalarımı koyuyorum kıymetli izleyenlerim. Dur ben bir de geleyim şey yapayım. Yeşilleri, şey, kırmızıyı koyayım. Evet. Sen yeşilleri at üstüne. Heh. Muhtemelen. Şimdi ben gideceğim ya bir hafta Amerika'ya Serpil. Özleyeceğim mi beni? Ay tabii özlerim. Niye özlemeyeyim ayol? Aa, sağlıcakla git gel inşallah. Valla döndüğümde inşallah bir şokla karşılaşma. Niye be? Ay kim yapacak seni şok? Biliyorsun şokları yaşamaya alıştık artık. Anladın sen benim anlatmak istediğimi. Yok yok, olmayız. Olmayız inşallah. Bir döndüm Serpil yok. Neredesin Serpil? Allah, teklif geldi çok iyi yerden. Oraya başladım. Ya bir şey söyleyeyim mi? İnsanoğlu beni çok güldürüyor ya. İyi ki varsınız, olsun. Allah eksikliğinizi vermesin değil mi Serpil? Amin. Şimdi. Evet efendim. Güzelce yeşilleri de dizdik. Şu an çok güzel. Bence yeterli. O iki tane kalabilir. Sen bize hemen yaparsın onları. Yok yapma. Diyettesin diye değil mi? Ha, yapma. Şunlar senin. Şimdi burada tuz, kekik ve toz biber. Böyle güzelce harmanlayıp şöyle sebzelerime de birazcık serpiyorum. Zaten kaburgalarımı güzelce
harcamıştım. Bugün çok amaratız maşallah Serpil. Evet. Çok amaratız. Sarımsakları da doğradın. Güzel, harika. Şu kaldı ya, şunun günahı koy, ne acaba? Koy, onu da koy anne. Koy. Ben şimdi kaburgaları dizeceğim. Bunu alayım böyle gideyim o tarafa Kadir'le. Sen papatya gibi diz onları. Tamam bebeğim, hadi. Ben dizeceğim. Hı-hı. Gel Kadir'cim. Bunu istiyor musun? Onu da istiyorum. En son üzerine gezdirivereyim ver sebzelerime. Şimdi bakın sebzeleri dizdik. Zeminde soğanlar, kapyalar, domatesler ve şöyle güzelce üzerine kalan yağımızı gezdirdik. Kaburga kemiklerimiz var. Bunu böyle gidip alabiliyorsunuz kaburga kemiği diye. İnanılmaz lezzet veriyor. Serpil, biz Özbekistan'da yemiştik değil mi? Bize böyle bir kaburga şey getirmişlerdi. Adı neydi da çekirdek. O? Çekirdek de ha. Serpil, ama bu kadar yedik ya. Bu kaburganın şimdi ikiye bak, bölünmüş ya da üçe bölünmüş. İlk başta biraz. İlk başta adam bize dedi ya, getirelim biz yok dedik. Ay şiştik daha nereye yiyeceğiz? Evet. Geldikten sonra nasıl gitti o Serpil? Ay yemin ederim gerçekten çekirdek gibi yedik. Aa değil mi? Çok lezzetli yedim. Şunu ikiye falan bölüyorsun. Ama nasıl sonra soslamışlardı acaba onu? Keşke fırınlıyorsun bak böyle bir de diye çekiveriyordun öyle. Diye. Özledin mi Özbekistan'ı? Ben bir şey özledim. Söyleyeyim. Keşke bir ya, daha şansımız olsa da gitsek yolu değil mi? Olmasa iyi de. Olsun be gidilir ya. Güzeldi çünkü biliyor musun? 5 saat uyuyor. Ha? 5 saat. Şimdi bak nereye anlatacağız? Buraya anlatacağız. Ben bindim uçağa. Pistten kalkmadan tekerlek. 2 yıl önce gidiyoruz Özbekistan'a. Benim de doğum günüme denk geldi mi? 24 Haziran'a. Bindik Serpil'le. 2 gün sonra 24 Haziran orada doğum günümü kutlayacağız. Bana dedi ki sakın uyuma dedi. Tamam dedim kanka ne uyuyacağım Allah aşkına dedim. Uçakta da uyulur mu dedim. Ondan sonra yerimi ayarladım. Kurdum sistemi. Serpil Allah'tan yanımda başkası değil. Çünkü direkt kafa gider benim. Anlat buradan sonrasını sende. Uçak Türko ay şey böyle pistten ayrılmadan lastikler böyle pistten ayrılmadı daha. Böyle taksi gidiyoruz. Yaparak gidiyoruz daha. Bir baktım Nermin düşmüş böyle uyuyor. Ama hiç uyumayacağım dedim söz vermiştim. Tabii sonra sıkıntıdan 5 saat tek başıma. Bir baktım uyandım. Türko hava... Bugün bizim şeyimizde uçakta buna şey çorap vermişler. İşte çorabı giymiş, ayakkabıyı atmış yürüyor. Koridorlar. Her ülkeze sataşıyor ama. Yemin ederim sohbet, sana. Sohbet muhabbet. Herkesle sohbet muhabbette. Evet. Benimki uyuyor da işte kalkmadı da falan da filan da. Biter mi kardeş 5 saat kavanoza sıkışmışım gibi. 5 saat. Sonra dönüşte daha kötüydü. Uçak rotar yaptı. İşte onun için yol olmasa giderim. Şimdi ben bunun üstüne bir pişirmek ya da örtü vereyim mi? Bir buharlansın sonra mı şey olsun diyorsun? Aynen dur, çünkü birden direkt kaburga yanabilir. Hemen çitilip birazcık geliyorum. Onu ıslatalım, yerleştirelim içerisine. Yani şöyle sözüm o ki Özbekistan'daki Taşkent'e gittik biz. Çok beğendim. Gerçekten orada çok kıymetli Vali Bey'in davetiyle indik daha böyle uçaktan çiçekler ama nasıl biliyor musun böyle hatırlıyor musun o pembe çiçekleri falan çok zarifti yer yani karşılama. Kendimi first lady gibi hissetmiştim Nermin. Değil mi? Böyle kocaman. Özel araç geldi bize aldı. Yok ondan değil çiçeklerden ötürü. Ama özel araç da güzeldi. Tabii güzeldi de. Böyle indik. Neyse, dedim ki Serpil dedim inşallah kaybolmayız biz buralarda. Yok yok Nermin dedi gel. Çok zor ama yabancı ülkede Allah vermesin. Vallahi yol bilmeyeceğiz bilmeyince. 5 saatlik yere çok zor dedi 25 saat olacak. Bak şimdi hayatımda ilk defa Amerika'ya gideceğim. Bir de orada tek başına gidiyorum. Şimdi Serpil vardı kafamı güvenle koyuyordum omzuna. Şimdi kimin omzuna koyacağım bilmiyorum. Allah yardım etsin. Hayırlısı inşallah. Şimdi efendim önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına. Evet. Veriyoruz. Şöyle getirdik. Nar gibi kızaracak ama öncesinde güzelce al sebzeleri biraz suyunu salsın. Direkt üstü yanmasın diye bir pişirmek ya da örttük. Kapatıyoruz. Şöyle yan tarafa gelelim. Görmek istiyor musun? Ay ne durumdalar Nermin? Kamera kafasını salladı. Görmek istiyor musun? Bir kere daha soruyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Anne senin kuzusun. Çok tatlı oldular ya. Sağlıklı kapa, kapa. Sağlıklı. Çişsinler mi? Sağlıklı kapa. Sağlıklı. Aptal içine girme o kadar çocuğum yanacağım. Ve ağzını kapatıyoruz efendim. Bu güzel ikili burada pişerken pastamız dolapta güzelce donarken pastamızı sıvazlayacağız ama birazcık daha soğuması için dolaba gönderdik. Sıradaki tarifimize geçiyoruz. Sıradaki tarifimiz pilav çorba. Bugün 5 çeşit yapıyoruz efendim size. 5 çeşit tarifimiz var. Sakin olun pastamızı sıvazlayacağız. İkinci yarıda anca yetişiriz. Ben ayarlıyorum kıymetli reji.
Yemekler bitti diyorlar. Çünkü bugün, bugün hakikaten maşallah Serpil. Artık el alışıyor. Bitmedi daha. Şimdi bu yapacağımız çorba zaten çok aşamalı. Kıyması da gelecek onun. Hemen sosunda pişen kıymalı pilav çorba. Hiç duydunuz mu? Sosu içinde kıymalı pilav çorba yapıyoruz. Yani pilav desen pilav değil, çorba desen çorba değil. Aa, bu çok yayla çorbasını da artırır. Bence de onun yarısını alalım. Ayol ne yapıyoruz ki? Tabii Özlem çorba yavrum bu karnıyarık yapmıyoruz annem. 300 gram kıyma, yarım su bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı nane, toz karabiber, 2 diş sarımsak, su. Marinesi için kıymetli izleyenlerim, 1 kase yoğurt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı un. Çok heyecanlı bir anlatıma giriyorum Serpil. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi bak. Hadi. Pastamızın sunumu var, unutmadım. Şöyle bir kase alıyorum. Ha, kapağım nerede acaba? Ben burada yoğurdumu yumurtamla bir çırpayım. Bakın önemli özelliği burada. Yoğurdu yumurtayla bir çırpacağız. Bu tenceresine de çırpabilirdin Nermi. Ben burada böyle hazırlayayım her şeyi. Onun içerisine. Tamam sen dökerim. Ben gideyim bir şey yapayım. Aynen. Kıymamı koyayım. Kıymamız bir önden sotelenmesi gerekiyor. Bakın burada alıyorum. Gel bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında bakıldığında yayla çorbasını anımsatsa da yayla çorbası gibi değil efendim. Her şeyi önden bir pişirme tekniğimizle pişireceğiz. Pirincimizi de içerisine koyup çok pilav değişik gibi yapıp en sonunda tencerenin içerisinde... O tencere çok büyük oldu ama Serpil. Yo yo rahat olacak bak şimdi gör. Vallahi ben... büyük oldu. Tamam ben değiştiririm. Bak çok az sosunuz. Değiştiririm ben. Şöyle... Çırptım. Kıymamı burada ezerek pişirmeye devam ediyorum. Ben de pirincimi yıkayayım gelin. Ben de pirincimizi yıkasana zahmet. Yok hiç zahmet değil. Kıymalı bir pilav yapar gibi çorbanın iç harcını hazırlıyoruz. Yanlış duymadınız. Beyaz TV izleyicilerim, ekran başında hiç bir yere ayrılmayın. Şimdi Ekim ayına giriş yaptık. Ekim biliyorsunuz malum soğuk. Soğuk bir ay. O yüzden hastalıklardan korunmak için çorba bolca yapmamız lazım. Ekim ayı dedim mi çorbalar başladı pişmeye. Ya havalar serinleyince ben seviyorum çorba. İstiyorum. İnşallah Kasım ayına denk gelmez. Hadi bakalım. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Mis gibi kıymamızın bir kokusu önden çıktı. Burada kavurma işlemini çok enteresan ama pirinçle de devam etmek istiyorum Serpil'im. Pirinci de birazcık kavurmak hadi istiyorum. Hadi hayırlısı. Aynen. Daha hayırlı. Hayırsızlıkla bizim işimiz yok. O yüzden her şeyimiz güzel gidiyor. Biz hayırlıyı istiyoruz. Sen Kadir çok girme içeriye. Yağ sıçrıyor. Merceğin beni yağlı görür. Şöyle karıştırdık. Heh. Bak gördün mü? Tuz ve karabiber Serpil. Al. Burada birazcık karıştırıyoruz. Buyur, pilavını da yap. Bu şeye girecek, evet. Marinasyonuma girecek. Naneyi de alalım. Naneyi de buraya atmak istiyorum. Hı. Bakın. Of, 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 of. Bu nasıl bir çorba olacak? Bu pilav oldu Nermin. İç pilava benziyor. Değil mi? Nasıl bir çorba olacak? Herkes ekran başında merakla bekliyor bu çorbayı. Nermin Öztürk ne yapıyor acaba burada? Serpil diyor ki bu pilav oldu diyor Nermin. Kusura bakma diyor. İşte böyle bir dolma içi gibi de oldu. Bir de su koydum üstüne ama bak. Bir de su koyduk Serpil. Allah hayretsin. Hadi bakalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Pirinçleri iyice şişene kadar pişireceğiz Serpil. Bak burada izleyicim hep farklı tarifler istiyor ya. Biz bu çorbayı ekranda daha önce hiç yapmadık. Bu bilinç. Hayır, evet. O yüzden çok dikkatli anlatıyoruz. Hani gördüğünüz alışılmışın dışında bir çorba bu. Nami, pilav çorba. Çorba dedik de bu gerçekten şimdi. Çorba olacak Serpil. Hadi bakayım. Ben çorba olacak diyorsam sen bana güven. Güven oldu. Canım. Sana zahmet sarımsağımı. Ne ki? Hani buraya rendeleyebilirsen. Gezmeye ben... mi gidecektin? Yok gezmeye de gitmeyeceğim. Ama anneler yapar ya bu işleri. Sen benim ablamsın, canımsın, Serpil'imsin. Gözümün, iki gözümün çiçeğisin. Gelin topuzu yapmış. Kaynana topuzu yapmışsın bugün. Beş baş sarımsak getirin bana ben rendelerim. Bu kaynana topuzu yapmışsın bugün. Ben kaynana olacağım ama Nermin'ciğim. Güzel ya. Olmuş ama beğendim. Sen eskiden var ya, yemin ederim bu kadar genç ve güzel değildin.
Sana bir şeyler oldu. Sen son senelerde inanılmaz güzel gözüküyorsun. Ha, çirkin bir kadındın. Hayır, çok güzeldin ama şu an daha da güzelsin. Yani böyle sanki hani derler ya, bir sihirli değnek değmiş sana yani. Peki sen de sokakta insanlar niye gelince bana şey diyorlar? Ne diyorlar? Aa, hiç televizyondaki gibi değilsin. İşte daha güzelsin diyorlar, anladın mı? Bana da aynısı söylüyorlar. Bir yerde şanslıyız. Ekrandan daha güzel gözükmek dışarıdaki hayatta çok muhteşem bir şey. Şimdi efendim sarımsağımızı da koyduk. Yoğurt yumurta çırpıldı. Biraz buraya soğuk su alacağım. Şöyle çırpmaya devam ediyoruz. Bak Serfi, sana ne güzel şeyler söyledim ama sen bunların hepsini hak ediyorsun. Allah razı olsun. Bak çırpıyorum. Sanırsam ölüyorum. Hadi hayırlısı. Niye öylesin canım? Yaşıyoruz işte hep beraber. Bana o tencerenin bir küçüğü lazım. Kurban olsunlar, getirmem mi ben sana şimdi onun küçüğünü? Bak bak bak. Tencere setlerimi indiririm. Bak bak. Ben biliyorum sen bunu yapacağın için ben aldım. Dila çocuğum koş. Sponsorumuzun bir tane böyle kocaman bir tencere seti var. O yeni, onu çıkaralım. Sunucuma feda olsun. Yeni yeni. Gerçekten yeni. Bak inanmadım. Olsun. Orası çok kaynadı. Size iş yaptırmak durumundayız. O yüzden öyle otur otur olmaz. Şöyle gördüğünüz üzere. Bakın. Bak görüyor musun? Bunu buraya girecek Serpil. Bak. Şeyi beklemedik. Olsun. Beklemeyeceğiz. Bunu direkt üstüne dökeceğiz. Tabii. Bunu önden bir pişirme tekniğimiz var. Aman çizilmesin kabım. Tabii piş. Çizilmesin tabii. Çok önemli. Ya bunları seviyorum. Allah için tencerelerim. Nerede? Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Bunu şimdi ocağa alayım ama ben bunu dönüşte pişireceğim. Çünkü ikisinin sıcak olup şey yapmasını istiyorum. Devreye girmesini istiyorum. Bu biraz daha koyulaşacak içerisinde un olduğu için. Birazcık daha ekledim. Pilavımız da burada pişsin. Pilav pişsin. Ben çok kısa bir araya gideyim Serpil. Pastamıza da bakalım. Pirinç burada güzelce pilav formatında pişerken diğer taraftan çorbamızın ana malzemelerini, her şeyini hazırladık. Şöyle yapalım efendim. Sizden çok kısa bir ara istiyoruz efendim. Buraları bir toparlayalım. Pastamızı dolaptan çıkartalım. Ama dönüşte öyle bir pilav yapacağız ki rengarenk, yani ekime yakışır harika renkli bir pilavla geliyoruz. Beklemede kalın. Pişti pilav. Serpil'ciğim. Pilav pişti mi? Pilavımız oldu mu? O pilav değil Serpil. Lütfen çorbama pilav deyip durma. Vallahi daralıyorum. Çorba görmesek çorba diyeceğim ama pilav işte. Al Nermin'ciğim. Suyunu çekti, yağına kaldı. Bak. Bak bak bak. Şimdi bak ne yapacağım ben burada. Gel sen buraya mı geleceksin? Bir izninle. Bak, tamam. Ocağımın üzerine aldım. Tamam. Bak burada ocağın altı açıldı. Tamam mı? İşte bak bu da kızlar, pilav. Beyler, bayanlar. İşte. Şimdi şöyle. Bayan lafını da kullanmam. Çok özür diliyorum. Kadınlar. Nedense bayan lafını gerçekten kullanmayı ama sevmiyorum. Ama bizim niyetimizi biliyordur izleyicimiz. Biz ne niyetimizi kadınlar. Söylüyoruz. Aha. Kadınlar bak. Görüyor musunuz bak? Aa, bak ne yapıyorsun Nermin derler. Bak getir Serpil. Şöyle yapayım mı sana, dur. Getir getir. Aktüel sen göremeyecek. Şöyle yap. Üstümüze de şey ettirecek. Spatulanı yaklaştır. Oldu, pilavı pişirdik tavada. Evet, çorbamızın içerisine şu an müdahil oluyor. Bu nasıl bir lezzet biliyor musun? Kıymalı, yumuşacık, tam bu soğuk havalar başlarken metabolizmamızı hızlandıracak, sağlığımızı gerçekten koruyacak, sindirim sistemimizi kuvvetlendirecek. Bakar mısınız? Mis gibi bir yayla çorbasını anımsatsa da yayla çorbası değil, pilavlı bir çorba haline geldi bu çorba. Tencerenin boyutunun ne kadar uygun olduğunu gördün mü sayın yardımcım? Şu an fark ettim tabii ama olsun. Ne kadar biliyor musun, düşünceliyim görüyor musun? Şöyle çok güzel koktu sarımsak. Bu burada güzelce kaynarken ben yan tarafa geçiyorum. Burayı Serpil'e bırakıyorum. Tamam. Şimdi fırından ekmeklerim çıktı. İnanamayacaksınız ya, bak görüntü. Bir kısa mı bir tane bari? Bir şey söyleme, bu görüntü hiç der misin ki içinde un yok? Demem. Vallahi demem. Bak. Tamam. İçinde keten tohumu, nohutlu bir ekmek. Gerçekten bakın bir ekmek yaptık biz ya. Oh çok güzel. Çocuk. Bak. Ben şurasını yesem. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız severim, ya? Severim bak. Yok böyle bir şey Serpil ya. Muhteşem olmuş ya. Nermin bak bak. Çok güzel değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? İyice soğuduktan sonra çok daha rahat açarlar kağıtlarını. O yüzden ben şimdi açmıyorum. Nermin hiç nohut falan gibi değil bu arada. Hiç nohutlu ekmek gibi değil. Gerçekten söylüyorum bak. Bak. Alsana. Alayım mı? Lütfen. Çocuk. Onları da böyle sunum tabağına aldım ki burada yumuşamasın. Şimdi bak. Şurada bunu yakından gösterelim mi? Bak. Dokusuna bak. Hiç. Nis. Hiç nohutlu değil.
Bunun arasını ortadan ikiye kes. Böyle kaşar peynir koy. Domates koy, salatalık koy. Vallahi bir şey söyleyeyim, çok güzel sağlıklı bir ekmek oldu. Bak. Bizim daha önce yaptığımız bir de tahinli ekmeğimiz vardı. Hatırlıyor musun? O da çok güzel. Kırmızı mercimekli. Üstlerine koysan onları böyle şey gibi. Onun gibi çok nefis bir ekmek oldu. Yani çorbaya bak. Efsane olmuş efendim. Çorbamı Serpil kaynatırken ben de günün son yemeğine geçiyorum. Hadi gel. Bu fırındaki kaburgamızın yanına efsane bir pilav yapalım. Ama böyle yazdan kalma bir pilav olsun. Rengarenk sebzeleriyle ön planda olan bir pilav. Sebzeli pilav, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 1 adet havuç, 1 adet kapya biber, 2 su bardağı basmati pirinci, tuz, karabiber, sıcak su, 1 su bardağı bezelye, yarım su bardağı mısır. Basmati, evet. Çok basmati. Severim. Şu kapı açık kalmış da benim dikkatim hep oraya gidiyor. Ne oldu ki daha? Neden acaba öyle oluyor kafam? Bir yer açıksa ben rahat edemiyorum. Kendi evimde de öyle. Ya. Psikolojik. Dur, hemen altını açtım. Küp mü doğruyoruz Nermin'ciğim? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Küp doğrayalım Serpil'ciğim. Bak yakından çekelim mi çorbayı? Bak koyuluna bak. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Var ya yeme de yanında yat bak. Hiç pilav ne çorba gibi yaptın oldu. Önce. Ay, rahmetlik babaannem çok güzel yapardı yayla çorbasını. Bak hiç kesilme yok. Işıl ışıl Serpil. Biraz daha buna su ekleyebiliriz canım. Şey diyorsun değil mi pilav? Şey, evet pirinç. Bunu böyle ben kısa alayım. Bak gördün mü çünkü kaynamaya başladı ve koyulaşmaya başladı. Şöyle sıcak suyumuz var alayım. Hemen eklerim ona biraz bunu da daha. Böyle büyük göze alayım. Şimdi buraya hafif yağ koyacağım. Şey tereyağın orada. Sıvı yağ da mı ekleyeceksin? Evet birazcık tamam. Yağ ile birlikte. Şöyle bakın alıyorum. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağı burada sıvı yağ ile birlikte güzelce. Evet ona birazcık koyalım. Hakikaten koyulaştı. Çünkü bereketli bir çorba. Koyalım. Koyalım, koyalım. Evet. Bir gram da kesilme yok. Maşallah. Maşallah, subhanallah. Evet. İyi mi sence? Şöyle bir kaldır bakayım Serpil kaşığı. İyi gibi. Bence çok iyi. Bir tık daha koyayım. Çok şimdi iyi pirincim şey olacak benim. Çok iyi Serpil'cim. Ben çünkü çorbada dur sevmem. Ay ben de hiç sevmem. Çorba dediğin koyu olacak. Böyle kulağımda kaşığa lezzet. Gelecek. Aynen abi. Öyle. Şimdi kusura bakmasın kimse duru çorba olmaz öyle olmaz, kaşıktan öyle akacak öyle. Akacak olmaz. Şimdi bilim bakın. İster misin? Evet şu an isterim. Çok isterim Serpil'cim onu hemen alalım tavamıza. Hayır şurada şeyi de versene Nancım Hanım. Şimdi burada amacımız önden soğanı karamelize edip üzerine küp küp havucu doğrayalım. Onun da üzerine kapya biber gelsin. Burada bütün sebzeler bir özleşsin. Güzelce özleşsin. Şimdi geliyorum hemen havuçları da. Sen bir sana bir şey soracağım. Sor canım. Basmati pirinci nerede yetişir? Aslında şey... Ay dur. Şu hep de... Aa bu arada basmati pirinç bizde de yetişiyor ama en çok aslında bizim ülkemize giriş sebebi Filipinler diyesim geliyor. Bak doğru yerimi söylüyorum bilmiyorum. En çok onlardan sonra bizim ülkemizde de şu an... Yok bizim ülkemizde değil de yurt dışında. Geliyor bize. Bize de var artık. Tamam var da eskiden evet. İlk çıkışı. Bak, şu an bak %100 net hatırlamıyorum. Filipinler olabilir. Hindistan canım. Hindistan'dan çıkıyor. Hindistan'dan günümüze geliyor. Filipinler tabii ki sonrasında Hindistan'dan almış olabilir. O kısmı bilmiyorum. Ve ama onu şeyde izlediğimde de bak ülkeyi yanlış söylüyor olabilirim. Tek şey geçim kaynağı tarım kaynağı. Ben doğru yolda bir yandan deyince güldüler. Şey pirinç olduğunu 1766 1766 yılında ilk basmati pirincini üretip sahaya çıkaran Hindistan olmuş. Zaten biliyorsun Hindistanlıların çok tabii yemeği canım. Var. Ay. Almıştık biz burada Hindistan yemeklerini yapmıştık hatırlarsan yapmıştık geçen sene. Yapmıştık ve ben sene. Ellerimle yemiştim evet, hatırlıyor musun? Ellerimle yemiştin Filiz Hanım. O kadar yükselmiştir o pirince. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Basmati pirinci deyince benim için gerçekten çok kıymetli bir pirinç. Eğer diyet yapıyorsanız, spor yapıyorsanız, sağlık açısından nişastası bol olan normal beyaz pirinci hayatınızdan çıkarmanız gerekiyorsa kesinlikle onun yerine basmatiyi koyabiliyorsunuz. Özellikle sporcular, yani ben kendim pilates yaparken, yürüyüş yaparken çünkü onun içindeki o kas kuvvetlendirici olayı da almamız gerekiyor. Sporcuların tercih ettiği ve tok tutan, kas yapan bir
pirinçtir efendim basmati. Biz de bugün basmati pirincini bol sebzeli yapıyoruz. Serpil Hanımcığım sağ olsun elleriyle bana soğanımı, havucumu ufaladım. Ülkeye takıldım bu arada, izlediğim ülkeye. Evet, Hindistan. Yok, benim izlediğim bir tane daha vardı. Hmm. Pirinç çokça yetiştiren. Şöyle ay. Güzel, rengarenk bir bezelyeli pilav yapıyoruz. Pirinci peki nasıl kokusunu alabilirsiniz? Şimdi bu da bir püf noktası gerektiriyor açıkçası. Basmati pirincini en çok tüketmediğiniz nedenleri çok yoğun kokusu olduğundan ve piştiğinde tadının çok farklı geliyor olması. Eğer kokusundan rahatsızsanız basmati pirincini ıslak suda ıslatıp bir saat kadar beklettiğiniz takdirde o yoğun kokusunu ortadan alabileceğini söyleyeyim açıkçası. Bizim ülkemizde bugüne gelen bu basmati pirinci hangi yerde yetişiyor? Kastamonu. Yani senin eşinin memleketinden geliyor bize basmati pirinç. Ben ne diyecektim biliyor musun? Bak, ne bilgileri tazelemek lazım. Gönen mi diyecektim? Kastamonu'ndan. Serpil sen nasıl gelinsin? Sen Kastamonu gelinisin Serpil, lütfen. Ama pirinç çok sulak arazide yetişir. Evet. Kastamonu'da da öyle yer. Ama bu basmati pirinci. Bu arada normal Tosya pirinci de benim memleketimde yetişiyor. Kızılırmak suyuyla. Kastamonu Tosya'da zaten yetişiyor. Orada Osmancık pirinci yetişir. Ama şeyi bilmiyordum bak. Basmati'yi bilmiyordum. O da sizdenmiş Serpil. Evet. Evet evet. Benim babam da şey yapar. Babamların da vardır yerleri. Onlar da pirinç. Baban Çorumluydu. Çorum. Çorum. Heh. Evet, o yüzden bir pirinç bize çok olur ve sulak düz arazi sever. Kastamonu o kadar. Yayından sonra Kastamonu'nun sitesine girip görebilirsin orada canım. Bakacağım. Bilgi tazelemek lazım. Tabii ki çok önemli. Her daim yenilemek biz lazım. Biz izleyicilerimize en doğru, en kapsamlı bilgi veriyoruz. Tabii. Efendim kapya biberimizi de güzelce içerisine dahil ettik. Şu an renk cümbüşü var. Yalnız bu renk cümbüşünü verirken şu anki renklerin güzelliği için şöyle tenceremin içine davet ediyorum sizi efendim. Ekrana bu güzel enerjiyi, bu güzel kokuları, bu güzel renkleri göstermem gerekiyor. Aman yarabbim. Nermin Nefes Mutfağı deyip geçmeyin efendim. Rabbimin sunmuş olduğu bütün güzellikler bir tencerede nasıl bir araya geliyor onu gösteriyoruz. Aa, ve keşke akbiber bir şey koysaydım. Söyleyeyim, aklıma şu an ne geldi? Hindistan yemeği yapmıştık ya, böyle bir pilav yapmıştı hanımefendi gelen. Evet. Filin Hanım. Bunun üstüne de yumurta kırarsak tamamen farklı. Uzak Doğu mutfağına girmiş oluyor. Yumurta ve ananas koyduğumuzda da kulakları çınlasın. Fidan Hanım yapmış. Yok yok hayır. Tanyel Hanım yapmış. Tanyel Hanım yapmıştı evet. Ne şöyle hafıza, bakar ne mısınız? Hafıza. Tuz ve karabiber içeriye geliyor. Ve yine böyle karıştırıyorum. Hangi kalem, hangi boya bu renkleri çizebilir, boyayabilir? Bu Rabbimin bize sunmuş olduğu sınırsız nimetlerden sadece birkaç tanesi. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şükür sebebimiz efendim. Kesinlikle. Nermin Hanım, tencereme de çok yakıştı. Çok yakıştı. Vallahi tencerelerime de çok yakıştı. Pirincimizi koyuyoruz. Nişastası az. Ben sağlıklı. Pastamı alayım geleyim mi? Hı? Pastamı bir alayım. Bir al gel sen pastayı. İnşallah. Yanmasın kaburgamız. Bakmadık oraya da. Geliyorum hemen. Bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım sen nasıl güzel nimetler veriyorsun bize, şükürler olsun Rabbime. Vallahi herkes evinde şükretsin gerçekten. Evde bir kap çorbamız pişiyorsa, sıcak bir ailemiz varsa, sağlığımız, saatimiz, huzurumuz, mutluluğumuz yerindeyse. Evet para çok önemli, evet yaşam için bir araç ama sizden ne olur rica ediyorum. İlk etapta sağlık ve huzur, o sıcak aile tablosu hiçbir zaman bozulmasın, herkesin evinde olsun. Amin. Bir gelir misin? Bir geleyim. Bizim bir geleyim. Özbekistan'da yediğimiz çekirdeklere benziyor mu benim? Sana Allah eteğimi sen. Açtım böyle geliyorum. Çok güzel bu arada elbisen. Evet bak, senin bak için şimdi. Giyindim. Bak şimdi önce kaç elbisemi göstereyim. Çok güzel ama. Evet efendim. Maşallah. Ben giysem de bana da böyle yakışır. Yakışır. Sen şimdi şey diyete gidiyorsun ya. Tabii. İncecik kalacaksın. Feride seni inceltecek. Çek mi çocuğum öyle? Hı. Gel. Öyle geleyim mi? Tabii. Evet. Şimdi göster. Aynı gel çocuğum. Dostbaşa bakar. Nasıl kokmuş. Bak.
Allah'a sen bir bak. Rica. Tabii çok güzel kokuyor. Bak, bak, ama bak. Ama biraz bak. Daha durmalı Serpil. Bir şey söyleyeceğim bak, kemiğinden nasıl... Biraz bak. Daha durmalı Serpil. Allah'ım, Allah'ım. Ve bak. Çok pratik bir yemek dediğim gibi. Eğer kuzu kaburga kullanmam diyorsanız tavuğun pirzola kısmıyla bunu değerlendirebilirsiniz. Benden söylemesi lezzetlendirmek ve evinizdeki bütçeye uygun ayak uydurmak istiyorsanız her türlü isterseniz mutfağa girip yaparsınız. Kesinlikle zaten bu şey değil. O hani kuzunun en pahalı olan şey kemik değil. Kemik kısmı burası, evet. Değil. Şimdi böyle bakıyorum, pilav kavruldu. Ay renge bak, kurban olsunlar, gel. Şöyle alıyorum, kurban olsunlar. Ha vallahi billahi. Bak, bak, bak. Of. Bir de basmati pirincinin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Çok şık ya. Basmati pirinci hiçbir şekilde lapa olmuyor. Yeni gelinlere Nermin ablalarından ufak bir tüyo. Eğer kayınvaliden gelecekse, pirincim de lapa olsun istemiyorsan, eşine ilk defa sofra kuruyorsan, kesinlikle basmati pirinciyle yap. Ne kadar su verirsen o kadar alır. Çocuğum niye bu pirinçle yaptın derse? Anlamazlar belki. Aa, sularını alır. Olsun. Biri 30 santim ötekisi 3. Bu vardı anneciğim evinde yok, desin. Yok öyle demeyecek. Anne diyet yaparım, size de sağlıklı bir şey pişirdim diyecek. Ne diyecek kız? Kalp sağlığınızı düşündüm, o yüzden yaptım desin. Canım kayınvalidem diyecek. Tabii. Bir kere yedin mi diyecek. Tabii. Tabii. Sen böyle koy canımın içi. Ben gideyim. Şey... Aa, pastam gelmiş buraya. Geldi geldi. Bak 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 bak. Ah, kim öyle kim kala. Ardacığım ne yapalım işte böyle hayat. Ay doğru söylüyorum tabii. Geçen gün ne oldu? Bu sosyal medyada bir tane kız TikTok videoları çekiyordu Serpil. Sabah kız storyleri normal atmış, ev temizliğini atmış falan filan. Akşamüstü 5 gibi balkondan düşmüş kız. Temizlik yaparken mi? Allah vermesin. Evet, çok tehlikeli, ona yani dikkat edin arkadaşlar. Storyleri kaldı, kız gitti. O yüzden Allah rızası için şu cam silme olayınız, balkon yıkama olayınız, halı silme olayınız, bunlara dikkat edin, kurban olayım. Aşağıya çok fazla sarkmayın. Ben vallahi bana gelen hanımefendilere bile diyorum ki ne olur abla camı silerken aşağıya doğru sarkma. Bırak cam pis kalsın, sağlığınızdan öte değil. Tabii. Allah vermesin, mekanı cennet olsun. Sen çatıma bir gezdir, sonra burayı sıvayım. Çatıyı aslında hiç sıvamayayım, öyle kalsın. Değil mi? Bence böyle kalsın ya. Dur şimdi dilimini ayıralım, şuraları evet. Yap. Yanlar boş Nermin. Yok yanları dolduracağım. Evcereyan yapacak. Tamam hadi kes. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evcereyan yapmasın. Böyle, böyle şimdi olmaz. Şimdi bak ben böyle buraya geleyim. Sen şu tarafıma şey ettir. Bak gel Kadir. Ver bakayım Serpil'cim. Ne vereyim canım? Tamam buldum. Bak. Böyle bir pasta yemediniz iddia ediyorum. Bak. Bak. Şimdi. Neye benzedi? Mısır piramidi değil de Filipinliler piramidi olmuş. Ben öyle piramit yapmıyorum canım benim. Bu şey. Ay çok güzel oldu benim evciklerim. Evet. Ya bayılırım. Yerim ben sizi ya. Ay ne kadar hoş bir pasta, nasıl görkemli. Bir de kar yağdıracağız şimdi onlara. Bir de kar yağacakmış, aman ya Rabbim çocuklara yapın. Yedirin. Bak. Oh oh oh. Vallahi seviyorum sporu bak. Böyle güzel işler çıkınca daha çok seviyorum Serpil'ciğim. Geçen evet. Haftalarda yaptığım şey, yaptığımız şey de çok güzel olmuştur. Ya bir şey söyleyeyim mi? Biz bu işleri seviyoruz ya. Bak 1,5 saatte kimse cesaret edip ekranda böyle bir pasta yapmaz Serpil'ciğim. Yapmaz. Çünkü haklı olarak donmuyor. Donmayınca da şekil kayıyor falan filan. Kapının şeylerini koymadım Nermin, tokmaklarını. Dur. Çocuğum kapının tokmaklarını koyuyorum. Baksana anne. Özleme vermeyelim. Yo verir miyim? O bir kere olur. Özlem ister daha minnak. Özlem yok gitmiş. Koltukta. Oh. Dur. Çok güzel oldu. Böyle sanki kar yağmış. Kış yağacak, gelmiş. Yağacak şimdi dur. Ya kurban olurum. Vallahi küçüklüğüm aklıma geldi. Böyle güzel süslü kurabiyeler falan yapardık. Yapın anam çocuklarınıza bak. Hemen çok da pratik. Herkesin evinde olan malzemelerle. Heh, tepelerini şuraya azıcık yağsınlar hemen. Bak. Yap böyle. Bak. Bak. Gel 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 koş koş koş. Bak bak. Kadir'cim kop kop. Lapa lapa kar yağıyor. Ay kar yağsın ya Serpil. Yağsın. Oynayalım kar.
Bence pasta mı çok... Yeter Nermin. Ne bileyim, çok hoşuma gitti. Tipi oldu her yer. Ha. Yani çok yancı oldu anlamın. Fırtına çıktı. Yeter, insanlar nasıl gidip gelecek? Baksana bunlar Moğol kabilesinin evi gibi. Nane de koysaydık şuralara. Yok yok, koyamam. Kar yağıyor. Yeşillik nasıl açsın? Şu kapının tokmağı düştü. Ama nane vardı tarifimizde. Yanlışlıkla koymuş Özlem onu. Getirsene. Benim evime koyma Nermin. Al kendi evine koy. Benim evimde ben yeşillik görmek istiyorum Serpil. Bu ne tezat? Üstüne kar yağmış, yeşillik koyuyorsun. Olsun, benimki kışın açan... Sen yana koy çam ağacı diye. Benim kışın açan çiçekler. Ay çok güzel oldu. Hah, uçuyor. Işık oldu. Benim evime koyma Nermin. Senin evine koymuyorum Serpil. Desinler ki niye böyle bu ev? Ben şey... Moğol kabilesinin evi. Böyle baksana. Tamam. Çok güzel oldu be. Maşallah, subhanallah. Aman. Ya seviyorum bu sporu ya. Hele bir şeyler güzel çıktı mı daha çok seviyorum bak. Aman. Bak Kadir, çek. Çek Kadir, çek. Allah çektirmesin, çocuk çek. Çek Kadir, vallahi bak böyle bir şey görmedin sen. Çok beğendim. Oh çok şükür, elhamdülillah. Ay çorbamızı da koyalım şunun tabağına. Çorba da oldu. Hüseyin Hoca çok affedersin, buraya da gelmem lazım. Aa bak. Gel. Kıyı köşesi vuracağım. Pilavıma bak, pilavıma. Bak 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 bak. Of 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 of. Çorba. Pilav güzelce demlensin. Ne alacaktık acaba çorbayı? Şöyle suyunu bir çeksin. Lapa olma riski olmadan. Güzel bir pilav. Burada da çorbamızın kıvamı. Kaseler alalım. Çorbayı diyorum. Allah'ım ışıl ışıl, zerre kesilme yok. Maşallah, subhanallah. Yemeğimiz fırında. Biz çok kısa bir araya gidiyoruz kıymetli izleyenlerim. Serpil orada oynayarak yemeğini almayı beklerken. Çok kısa bir aradan sonra biz buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bak valla sunumlarla geliyoruz. Muhteşem her şey. Bir şey söyleyeyim. Allah bin bereket versin Nermin. Bazı bilmiyorum, şeyler anlatılmaz. Yaşanır. Sadece yaşanır. Ve ekran başında yaşadığım bu güzel anları... Ancak sizin gibi güzel insanlarla paylaşabilirdik efendim. Bugün neler mi yaptık? Şöyle gösterelim. Keten tohumlu, nohutlu bir ekmek hazırladık. Gerçekten diyet yapıyorsanız ve unsuz beslenmeniz gerekiyorsa mis gibi bir ekmek tarifi. Hemen yan tarafta sporcuların tükettiği basmati pirinciyle rengarenk bir yaz pirinci. Yaza veda pilavı. Yaza veda pilavı olsun. Evet. Evet. Yan tarafta kuzuların kemiklerinden... Efsane suyuyla birlikte özleşmiş sebzeli bir güzellik. Ve gerçekten diyecek söz yok dediğim harika bir pasta. Şu pastanın güzelliğine bakar mısınız? Kim hayır diyebilir ki buna? Ve Serpil'cim alıyoruz elimize. Ya. Çorba dediğim böyle içilir. Yapmasaydık. Yapalım. Yapalım mı? Evet. Allah'ım, kıyma, pirinç. Öğrene koluna sağlık. Hmm. Nefis. Senin de bir şey söyleyeyim mi? Yani damak, hitap etmek, ekran başında her gün milyonlara bu güzel tarifleri verip sizlerle paylaşıyor olmak, sizlerin denediği tariflerin muhteşem sonuçlarını bizlerle paylaşıyor olmanız bizim için çok ayrı bir mutluluk. Kesinlikle ya. Beğeniliyor olmak, izleniyor olmak çok güzel. Tebrik ediyorum Serpil. Enerjini eline koluna sağlık. Senin de aynı şekilde. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama bakın... Burada her zaman söylediğim bir şey var. Amaç yemek değil. Herkes bir şekilde yemeğini pişirir evde. Kesinlikle. Açar, işte YouTube'dan izler, sosyal medyadan izler. Her yerde tarif dolu. Amaç efendim gönüllerin ve kalplerin bir olması. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel tariflerimizi ekrana bu denli güzellikle sizlere getiriyor ve sunuyor olmamız. Amaç efendim gerçekten kavgasız, gürültüsüz, tertemiz bir yayın yapmak. Çok şükür. Bizimle olduğunuz ve bizi izlediğiniz için yaklaşık 1000 bölümdür ekranda olmamıza vesile olduğunuz için çok minnettarız efendim. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzele Rabbime emanet ediyorum. Aynı saatte Beyaz TV ekranlarında sizlerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet ediyorum.